Çok kıymetli tarım sevdalılarım, merhabalar, nasılsınız bakalım? Bizlere soracak oluyorsunuzdur mutlaka, bizler de çok iyiyiz. Akhisar'dayız, 1-2 günlük daha işimiz kaldı, burada bitiyor. İkinci parçaya bu diyoruz. Bu geçen seneki bu bahçeye hatırlarsınız tabii, geçen sene katliam yaptığımız bahçeydi burası. Kasım ayında budamıştık. Şimdi onu çok merak ediyordunuz. İkinci yıl budamasını yapıyoruz. Tabii bu bahçeyi budamaya geçmeden önce geçen haftaki videomu değerli takipçiler hatırlarsınız. İşte beğenin, yorum yapın, işte keşfete düşsün. Güzel, değerli bir videoydu. Sağ olsunuz, sizlerin yorum yapmasıyla, sizlerin paylaşmasıyla keşfete düştü ve 100 bine yakın çiftçilerimiz izledi o videoyu. Mutlu ettiniz beni bu arada. Şimdi değerli takipçiler, biz bu bahçeyi geçen sene biliyorsunuz ki çok yüksek ağaçlardı bunlar ve çok fazla sulanıyordu burası. Basık yer olduğundan dolayı da halka lekemi çok fazlaydı. Zaten linkini aşağı atacağım. Mutlaka izleyelim geçen seneki halini. Bahçe çok kötüydü. Yaprak adına hiçbir şey yoktu videoda. Ve olan yapraklar da hepsi halka lekeydi. Vertisolyum çok fazlaydı. Bir yıl boyunca yoğun bir şekilde değerli takipçiler hem bakımlarımızı yaptık hem de budamamızı yaptık. Bir yıl sonrasında da ağaçlar bu şekilde geldi. Şimdi hepsini göstereceğim sizlere. Budananları göstereceğim. Birkaç tanesi budamadık, onları göstereceğiz. Budarken size göstereceğim. Tabii bu videomuz daha çok şöyle olacak. Eren hocam, ağaçların ortasını açıyoruz. Koca sezon hep böyle palatırlar çıkıyor. O palatırları nasıl keseceğiz derseniz, şimdi o palatırları size göstereceğim ve o palatırları da meyveye çevireceğim değerli takipçiler. Ondan sonra da bir nevi çok az bir şekilde ürün budaması yapacağım. Geçen seneki bu videoyu hatırlarsanız yerlerde böyle bacak kanında kütler vardı, hatta yürüyemiyorduk. Mutlaka ama mutlaka önce bir eski halini izleyelim. Ondan sonra bir yıl sonrasını izleyelim. Önümüzdeki sezonda ben yazın bu bahçeyi size paylaşacağım değerli takipçiler. Ağaçların hepsi aynı oranda, aynı kalibrede inşallah meyve verecek. Ben de sizler gibi sabırsızlıkla bekliyorum bu bahçeyi. Burası da Akhisar Dayıoğlu değerli takipçiler. Merkeze çok yakın bir yerde. Şimdi ben bu ağacı budamadan önce bahçenin size değerli takipçiler şimdiki halini bir göstereyim. Ondan sonra. Bu sene çok inceler çıkıyor değerli takipçiler. Şimdi bunu budacağız. Bu ağacı budamadan önce şöyle bir sınırı gösterelim. Gel Koray, bize gel. Bu sınır ağaçlar, bu komşu ağaçlar. Tabii bu komşumuz da geçen sene bizim gibi yapmaya çalıştı. Değerli takipçiler, görüyorsunuz. Bu komşu ağaçlar. Bu da hemen bizim ağaçlarımız. Sınırda hemen. Şimdi gidelim. Bakın, bu bizim ağaçlar değerli çiftçilerim. Bu da hemen sınır komşu ağaçlar. Görüyoruz. Önce bir sınırımıza gidelim. Bahçenin dört tarafını çekelim değerli takipçiler. Şimdi burası bizim bahçemiz sınır. Değerli takipçiler. Bu ağaçlar işte geçen sene o katliam yaptığımız ağaçlardı. Bunlar da sınır komşuydu. Sınır komşu da geçen haftalar budadı tabii burayı. O kadar az budadı ki, görüyor musunuz, sürgün adına, yaprak adına bir şey de yok. Buralarda bizim ağaçlar. Koray, alır mısın bunu? Bu bahçenin, yani bu sınır ağaçların geçen sene budarken hali var değerli takipçiler. Aşağıda lütfen önce eski halini izleyelim ve budarken halini izleyelim ve budadıktan sonraki hallerini izleyelim bu ağaçların. Ondan sonra da şimdiki hallerini izleyelim. Şöyle bir yakından çekelim. Yani bu seneki hallerini görüyorsunuz. Tamamen hepsi meyve ve tamamen sağlıklı sürgünlerimiz var. Evet, çok fazla miktarda meyvemiz var. Çünkü görmüş olduğunuz sürgünlerimiz hepsi bizim meyve. Ama biz hepsini meyve alırsak değerli takipçiler, çok kırık, yani ince meyve alırız. Biz ince değil, biliyorsunuz ki parayı duble yapıyor. Duble meyve budaması yapacağız. Piyasaya iri meyve hazırlayacağız. Aynı zamanda hem meyvemiz hem sürgünlerimiz olacak.
hem de değerli takipçiler, bir sonraki yılda da boş geçmeyecek. Biz her zaman meyve sürgünlerimizi, değerli çiftçilerim, uzun sürgün olmasını istiyoruz. Neden? Hem daha çok meyve gözlerimiz olsun, hem de saplarımız daha güçlü olacak ki doğa olaylarına, herhangi bir doğa olaylarında meyvelerimiz minimuma insin. Şöyle bir de budadığımız ağaçları gösterelim. Bu ağaçların geçen seneki hallerini göreceksiniz değerli çiftçilerim. Hiçbir şekilde sürgün adına bir şey yok. Çünkü biz olanı da hepsini kesmiştik burada, hatırlıyorsanız. Ve boylarını indirmiştik. Hatta birçoğumuz bu bahçenin öleceğini, Akhisar'da böyle bir budama o kabul edilmeyeceğini ve en az 5-6 yıl boyunca burada meyve alınmayacağını söylemişlerdi. Maalesef bu bizim insanoğlumuzdaki ön yargıyı kırmak, atomu kırmaktan, parçalamaktan maalesef daha zor. Bu bahçenin de şu anda kadar ortalaması 2,5 tonmuş. En son 2 ton vermiş. Bir önceki yıl 2,5. Yani ortalaması 2,5-3 ton arasında bir meyve alıyorlarmış. Ve hasat o kadar güçlükle yapılıyormuş ki, ağaçlar o kadar yüksekmiş ki burada. Yani sıkıntılı bir hasat. Ama bu sene ne olacak? Hep eteklerde toplanacak meyve. Bal petekte, zeytin etekte biliyorsunuz. Bu arada dün Gördes'teydik. Manisa'nın Gördes ilçesinde 2 günlük çok güzel eğitim verdik. Takipçilerimiz Ziraat Odası'na talepte bulunmuş. Ziraat Odası da sağ olsun o talebe karşılık verip bizlere ulaştılar. Ve 2 gün boyunca çok güzel eğitimler verdik. Ve ben de çok keyif aldım. Ondan dolayı hani Türkiye'nin her yerinden talep olursa her yerlere eğitim vermeye ben hazırım. Şöyle bir geçelim. Görüyor musun şu sürgünlere bakın. Bu arada bu bahçemizin sahibi Fransa'da, bizi hiç görmedi ve bizi görmeden bu bahçenin danışmanlığı bitmiş olacak. Buraya kadar budadık. Şurada bir şey göstereceğim değerli takipçiler. Şu dalda biz çizikler uygulamıştık. Biliyorsunuz geçen sene çok çıplaktı bu ağaç. Şöyle çizikler uyguladık. Şöyle bir yaklaşmanı istiyorum Koray. Şu çizikleri alabiliyor musun? Bak şunların üzerlerinden hep çizikler uyguladık. Biraz geriden çek. Geriden çekelim. Etekler bir görünsün. Bu yaklaşık 2-2,5 metre yüksekliğinde çıplak bir gövdeydi. Çizikler uygulayarak böyle etekler sağladık değerli takipçiler. Bal petekte, zeytin etekte diyoruz. Bu sene bu kadar dal çıktı. Dersiniz Eren hocam çok az değil mi? Geçen sene de çok fazlaydı. Sadece böyle seyrek seyrek meyvelerimiz olacak bu sene. Seyrek ama duble. Bu sene de ağaçlarımız sağlıklı olduğu için bütün dalları ortalarda topluyoruz ve yarın da burada dal parçalaması gelecek. Bunları yeşil gübreleme olarak toprağa karıştıracağız değerli takipçiler. Geçen senekini hepsini attık. Yani yaklaşık bir 16-17 romok sadece dal çıkmıştı. Odundan bahsetmiyorum, dal. Onları hepsini yaktık ama bu sene hani şöyle dallarımız çok sağlıklı olduğu için herhangi bir hastalık olmadığından dolayı ortada biriktirdik ve bunları da parçalamayla toprağa karıştıracağız. Görüyor musunuz? Nasıl göstereyim? Bütün ağaçlarımız aynı seviyede şu anda. Hepsi aynı formda. Koray, şu bir yaklaşır mısın? Ağacın yüksekliğini göstereceğim arkadaşlara. Bakın tamamen etek. Ya bu şekilde toplanacak. Geçen sene biliyorsunuz ki bunlar en az bunların 2-3 katıydı. Ondan dolayı bu sene de sadece etekler elde ettik. Sürgünlerimiz çok canlı ve mat.
Geçen seneyle kıyaslarsanız eğer bu bahçeyi, dağlar kadar fark var. Komşu sürgünleri göstereyim hemen. Bu da sol tarafta başka bir komşu. Görüyor musunuz? Yani içeriler tamamen kuru. Kuru dal. Kalanlar tamamen meyve etekleri değerli takipçiler. Yani bu bıraktıklarımız hepsi meyve yapacak. Bu sene şu kadar bir dal çıktı, kalın dal. Geçen sene bir 2-3 romork sadece odun çıkmıştı. Şimdilik bu kadar, onlar çok ince tabii. Şimdi ne yapıyoruz? Bir ağacı beraberce budayalım bakalım. Bu ağaçta yapacağım işlem benim. İçerileri bir boşaltacağım. Hani diyordunuz ya hocam, hani bu ağaçlar yanmaz mı, ortaya çok açtınız diye. Ben de ne dedim? Mayıs, Haziran'da bir başlayacak ortalarda sürgün vermeye. Ağustos gibi havalar, Temmuz Ağustos'ta havalar çok sıcak oluyor ya hani. O zamana kadar zaten ağaç kendini toparlıyor yani. Riskli olan yerlerde sürgünler çıkmaya başlıyor. Evet, ikinci yıl budamamızda birazcık sıkıntı yaşayacağız. Nasıl? Ortadan çok fazla sürgün çıkarıp biraz iş gücü gerektirecek. Önemli değil. Yeter ki ağaçlarımız meyve versin de o sürgünleri keseriz. Şimdi biz ortalardaki bütün sürgünleri kesmeyeceğiz. Bazen çok kaliteli meyveler olur ağacın tam ortasında böyle. Böyle demet demet olur. Tepeyi vururuz sürgünü. Gelişim durur. Sadece meyve yatar ve aynı zamanda da ortada bize gölge yaratır. Ondan dolayı 100 tane varsa ortada dal, 2 ya da 3 tane bırakacağız. Eteklere doğru, yani aşağı doğru sarkanları bırakıp üstündeki o dik giden güçlü sürgünleri keseceğiz. Sonra aradan birkaç tane indireceğiz. Çünkü geçen sene çok kalın dal çıkardığımız için bu bahçede çok az budama yapsak dahi ağaç güçlü olduğundan, deposu dolu olduğundan hem meyve hem sürgün verecektir bu ağacımız bize. Şimdi başlayalım. Koray, şöyle çok yakından çekmeni istiyorum. Tamam hocam. Şimdi görüyor musun? Bu etekler hep sonradan oluştu. Ve bizim bu eteklerimizde meyveler dahi var. Ondan dolayı önceliğimiz bizim bir içerideki sürgünleri kesmek. İçeri doğru gider. Bunlar bizi hep yazın güneşten koruyan dallarımız. Şu anda bizim bunlarla işimiz bitti. Birazcık ucundan vuralım. Bunlar bizim eteklerimiz olsun. Biliyorsunuz ki etekler bizim sermayemiz değerli takipçiler. Şöyle içerileri bir boşaltayım. Boşalttıktan sonra bir önümü görmem lazım benim. İçeri gireceğim çünkü ben. Şu eteklere dokunmuyoruz kesinlikle. Böyle dik gidenleri, içeri doğru gidenleri, Koray gelir misin buraya? Şöyle geliyor hocam. Yani benim gösterdiğim yerlere doğru adapte olmanı istiyorum bak. Şurayı dediğim zaman şurayı çekelim, olur mu? Tamam. Şöyle. Yani tepeye gidenleri kesiyoruz. Zaten geçen sene kesmişiz. Görüyor musunuz bu dalı? Şu etekler oluşsun sadece. İşimize yaramayacak dallar kesinlikle gidiyor. Bu işlemi yazın yapmıyoruz kesinlikle. Çünkü bizim bu bölgede Akhisar tarafında maalesef yazın bile palatır temizliği yapılıyor. Hayır, dokunmayın. Bunları bizim burada durdurmamızın bir amacı vardı çünkü. Bu sene almazsanız bu sene hepsini halka leke yapar bunlar. Çünkü hava almaz. Hava sirkülasyonu gerçekleşmez burada. Dönüyoruz. Şuradaki eteklerimiz bizlere yeterli. Hava olmazsa, hava sirkülasyonu yaratmazsak bu ağaç eski haline döner ve çok fazla halka leke yaratır. Bu bahçe şimdiye kadar çok sulanıyordu her takipçiler. Çok fazla suyu var. Fazla suyundan dolayı zaten bu hale geldi bu bahçe. Biz geçtiğimiz sezon sadece bir defa suladık burayı. O da damlamayla bir ilaç göndermemiz gerekiyordu. Ondan dolayı damlamayı kullanmak zorunda kaldık biz. Diğer küçük bahçede hiç sulamadık ama bu bahçede
bizim toprağa göndermemiz gereken bir ürün vardı. Ondan dolayı damlamayı çalıştırdık bu sene. Şunu hemen tepesine vuralım böyle. Çünkü buralar bizim ete, işte meyve. Çok dik gidenleri keseriz. Şimdi ağacın tepesine çıkabilirim ben. Ortayı açtım. Şöyle bir geriden bir bakalım. Şu anda benim tepelerim aynı seviyede. Tepeden herhangi bir düşürüm yapmayacağım. Çünkü geçen sene hepsini ben düşürmüştüm. Şimdi iç kısmına gireceğim. İç kısmından meyve yapmayacak odun kütleri keseceğim. Çünkü benim ağacın içerisi de tamamen meyve. Şöyle bir yaklaşalım. Ağacın içi dediğim şu. Hani sadece uç sürgünlerde değil. Şu aralarda ince aralar yapmıştım ya hani. Buralar, iç kısımlar hepsi meyve benim. Ama benim daha çok meyvelerim uç kısımlarda istiyorum. Evet, aradakiler de iyi. Eğer böyle pencereler sağlarsam içerilerin de meyveleri hem erken kararır hem iyi olur. Ama siz şu arkadaki komşular gibi hiçbir yerden pencere açmazsanız değerli takipçiler, içerideki meyveler Mart Nisan'a kadar yeşil kalırlar. Bol miktarda hava sirkülasyonu sağlamamız lazım. Ben bir içeri gireyim. Mesela şunu dikten kesmeye gerek yok değerli takipçiler. Şu ortadan vurduğumuz zaman şunlar çok güzel meyvelerimiz bizim. Bu durabilir mesela. Zararı yok. Köşe başında zaten. Şunu alalım. Bu hem gölge yapar bize hem de çok güzel meyvesi var. Şu dalın. Gördünüz mü? Ben şimdi içine doğru gideyim. Gireyim, çıkayım. Bir, iki, üç, dört, beş dalım var burada benim. Şimdi bunlar da gereksiz dallarımız bizim. Aralarda birer karış mesafe bırakarak dalları bırakabiliriz. Mesela bu da benim çok güzel meyvem. Tepe vurdum, bıraktım onu. Bu da benim meyvem. Bunu bırakıyorum ben. Neden bırakıyorum? Bu ağaç tamamen sadece meyve yapacak. Herhangi bir sürgüne falan gitmeyecek. Çünkü ben önüne vurdum bunun. Bu çok güzel. Hepsi meyve şu anda. Onu kesmiyorum. Şu kestiklerim de benim hepsi meyve ama o kadar yoğun meyve istemiyorum değerli takipçiler. Çünkü benim iç kısımlar riskli çünkü. Şöyle riskli. Halka leke riski çok fazla. Çünkü buralar biliyorsunuz düz yer. Düz yerlerde de riskimiz çok fazla. Şöyle bir dalımız yeterli. Şöyle ikinci dalın sırtlarını temizliyorum. Dik gideni kesiyorum. Dikler tehlikeli. Şunu da tepe vurumunu yapıyorum. Boya gitmesin. Şu ikinci dalın da sırtı tamamdır. Şimdi bu üçüncü dala gelelim. Şimdi burada benim çok güçlü bir dalım var. Bu dalım hepsi meyve. Ama şuradan bir tepe vurumu yapmam lazım. Tepe yaptım ya. Ve sağını sonu da temizleyelim hemen. Bakalım ne çıkacak ortaya.
Şuradan bir dal kesmişim ben geçen sene. Şu mavilik var ya şurada. Hemen dibinden de kendini yenilemiş. Bu bana hem meyve yapacak hem de 2 sene sonra şuradan bir dal olacak. Yani meyve dalı olacak bu. Bunu bıraktı. Bu da benim çok kaliteli meyvelerim var. Şunda kaliteli meyvem var. Şunda kaliteli meyvem var. Şunda kaliteli meyvem var. Hem gölge görevi üstlenecek onlar. Hem de çok güzel meyve verecek. Şimdi bunun sırtını da temizliyorum. Bu videonun geçen seneki YouTube başlığı neydi biliyor musunuz değerli takipçiler? Çılgın budamacı Akhisar'da katliam yapıyor başlıklı bir videoydu o. Gerçekten de katliam yapıyordum. Ondan dolayı çok ses getirmişti o video. Şey yönden ses getirmişti. Gerçekten Akhisar'da böyle bir budama yapılamaz ve ağaç tamamen kuracak denmişti. Beni bile inandırmıştınız be ya. İnanın ben bile inanmıştım. Geçen haftaki video nasıldı? Güzel miydi? Videonun ismi de dünyada en ayrıntılı zeytin budaması başlıklı video. Koray, sen efendim hocam. Mi? Hatta Koray bile, bahçe sahibi bile yorum yapmıştı, düşünün. Zeytinle alakası olmayan arkadaş bile yani yorum yapmıştı. Görüyor musunuz alın teri nasıl dökülüyor değerli takipçiler? Alın terinin verdiği o kazanma parası yok mu değerli takipçiler? Ondan daha tatlı hiçbir şey olamaz. Hiçbir şey. Bunun da sırt temizliği bitti. Şimdi buraya geçiyoruz. Koraycığım, geçen sene sürgün adına bir şey yoktu değil mi buralarda? Yoktu hocam. Keşke bu sene de olmasaydı. Biraz iş çıktı bana. Dalları topluyor ya şimdi arkadaş. Ondan öyle diyor. Geçen sene makas hiç kullandırmadım. Hep motor testereyle. Çünkü makas kullanacak sürgün yoktu burada hiç. Ben zaten bu bahçenin meyve yapmayacağını geçen seneki videoda söylüyordum. Ve Akhisar bölgesinde de yani buralarda da meyve olmayacağını söylemiştim değerli takipçiler. O videoyu eğer ayrıntılı izlerseniz orada söylüyorum ben. Tamamdır. Benim sırtlar bitmiştir. Şimdi geleceğim aşağıda birazcık ince ara yapacağım. Aşağıda da biraz meyvelerimi seyreteceğim. Çok fazla meyve var çünkü ağacın genel yapısında. Dipleri yazın bir defa kestiler değerli takipçiler. Dipten de çıkmıştı bu bahçede. Şimdi bakıyorum. Ortayı tamamen açtım. Böyle bir hava sirkülasyonu sağlandı. Bakıyorum çok fazla da meyvelerim var etrafta sağda solda. Mesela şu kollar, kanatlar hepsi meyve. Yani bunları benim birazcık böyle bir sadeleştireyim. Yani birazcık azaltayım meyveleri. Başlayalım. Tabii burada mutlaka merdiven kullanmanız lazım. Akhisar'da bu boyda merdiven bulamıyorsunuz el takipçiler. Bu yaklaşık 3-4 metreydi. Bunu kestim ben yarısını. Bana çünkü böyle merdiven lazım ve bu bahçeye de bundan sonra bu kadar merdiven lazım. Bu çok yüksekti. Kestim bunu ben. Düşürdüm biraz. Şimdi buralarda ben meyve istemiyorum.
buralar benim hava sirkülasyonu sağlasın. Böyle açık olsun buralar. Bir nevi pencere olsun. Gördünüz mü? Evet, şu kestiklerin de hepsi meyve ama benim şuraların bir açılması lazım. Şu bölümü açtım. Şimdi buradan da benim sadeleştirmem lazım. Nasıl sadeleştireceğim? Çünkü hepsi meyve. İnceleri alacağım buradan. İnceleri ve ortalardan aldık mı açılsın buralar. Sizlere de hak veriyorum aslında değerli arkadaşlar. Düşünsene hepsi meyve ve bu sene genel olarak meyve de almadınız. Meyve yapacak sürümleri kesmek de gerçekten zor. Ama böyle bir bahçede ince ara o kadar zor ki, çünkü meyve yapacak sürgünleri yanlışlıkla kesmek büyük tehlikeye sebep olabilir. Ondan dolayı meyve yapmayacak eski sürgünler ve cılızları kesmeniz gerekecek. Bu işlemi yapmak zorundayım. Çünkü ben seyrek meyve istiyorum burada. Bahçenin resimleri görmek ister misiniz? Hemen sağ tarafa atıyorum değerli takipçiler. Bakın eski hali böyleydi bu bahçenin. Daha geçen seneden de kuru dallar kalmış görüyorsunuz. Şurada bir 2-3 kilo kadar meyvemiz var bizim. Şu bölgede. Hava alması için aralardan makas vuruyorum. Gördünüz mü? Her yerde eşit bir şekilde oldu. Geçen sene de 50 metre ileride de çok güzel bir ev vardı değerli takipçiler. Bahçe sahibimizin hanımı da dedi ki, Eren hocam çok böyle karışık meyve ağaçlarınız var dedi. Kimisi yapmıyor dedi, kimisi böyle dedi, şekli bozuk, onunla da budar mısınız dedi. Yani 20'ye yakın meyve ağaçları var. Onları budadık. Bir tane de meyve vermeyen ceviz ağacı vardı. O ceviz ağacını kestik ve aşıladık. Aşı yaptığımız zaman da zaten bu cevizin 5-6 metre, yani bir yılda uzayacağını söylemiştik. Hatta sen beni çekmiştin değil mi aşı yaparken? Evet hocam. Şimdi o daha bir yılı dolmadan Nisan'da aşı yaptığımız cevizin son halini göreceğiz. Ve yeni dünya ağacı var. Yıllarca hiç meyve yapmıyormuş. Onu kesmiştik. Onu göstereceğiz ve diğer meyve ağaçlarını göstereceğiz. Bir 10 dakika değerli takipçiler. Şu araları açıyorum gene.
Benim katliam yaptığım bahçeler genelde ilk yıl yaptığım bahçeler. İkinci yılda o kadar çok çıkmıyor değerli takipçiler. İlk yıl o kadar çok çıkmıyor. Yeni izleyenleriniz varsa şimdi dersiniz hocam buradan hiç kalın dal çıkarmadınız, işte büyük bir budama yapmadınız derseniz eğer geçen sene buradan gerekli olan her şeyi çıkarmıştık biz. İkinci yılda da böyle ince ara yapıyoruz. Şöyle bir etrafını böyle bir gezelim. Hep böyle birbirinden bağımsız eteklerden meyvelerimiz olacak. Görmüş olduğunuz bütün aksamlar hepsi de bizim meyve olacak. Orta tamamen açık. Şimdi küçük bahçemize doğru gidelim. Tabii bahçeyi çekmeden önce güzel bir yemek yiyelim. Yemekten sonra çekim yapalım. Bakalım artık stoklarımız azalınca artık şifayı bahçelerden arayacağız. Bahçe bize ne verirse biz de ona göre güzel bir yemek pişireceğiz. Haydi gidelim bakalım. Şimdi bahçeye gidelim. Öğle yemeğini yemek için birkaç ürün toplayalım. Bakalım artık bugün neyde nasibimiz varsa onu yiyeceğiz. Gidelim bakalım bahçemize. Bu arada bir şey göstermek istiyorum değerli takipçiler. Şu ağaçlara bakar mısınız? Sıra boyunda. Bizim bahçe değil bu. Çok yakın çekelim. Bizim bahçe değil ve yapraklar tamamen yenmiş. Hemen diğer ağaça bakalım. Gelin. Tamamen sıra boyunca bütün ağaçlar yenmiş vaziyette. Hemen 5 metre ileride. Şurada da benim bahçeler var biliyorsunuz geçen hafta budadığımız. Hemen onlara bir bakalım. Nasıllar diye. Biliyorsunuz ki dalları parçalamıştık biz burada. Gübre yapmıştık. Bakın mesela hiç yaprak tırtılı görüyor musunuz? Hemen gidelim. Gidelim. Hatta şu ağaca bir bakalım. Şöyle yakından çekebilirsin Koray. Herhangi bir yaprak tırtılı hiçbir şey yok. Bu da zaten budadığımız o ağaç vardı yani geçen hafta. O ağaç. Ya dibimizdeki komşuyu gördünüz. Bir de şurayı çeker misin Koray? Sağdaki sıranın. Görünüyor herhalde değil mi İp hocam? İp gibi. Evet. Görünüyor görünüyor. Yani anlatmam o ki bahçeleriniz ne kadar kötü arkadaş çevresinde olursa olsun bahçenin içinde varsa her türlü yapar. Ama temiz bir bahçe ise her türlü kötülüklerden kendini sakınır. Biz bahçeye doğru gidelim. Baban buna diyordu tek kalmış diye. Tek değil o. İkili gölge değil. Yeni dünyaları görüyor musun? Evet hocam. Evet. Bahçeye girdik. Ne ararsanız var. Şimdi şöyle değerli takipçiler, biberimiz var, lahanamız var, ondan sonra pazımız var, kırmızı pancarımız var. Biz ne yapalım? Pazı kavurması yapalım mı? Yapalım yani, hocam. He? Daha önce hiç yemedim ama. Yemedin mi? Yemedim hocam, denerim. Kereviz var, pazı var, lahana var, pırasa var, ıspanak var. O zaman kış sebzelerinden güzel bir C vitaminli, protein kaynaklı güzel bir sebze kavurması yapalım mı? Yapalım hocam. O zaman şuradan birazcık pazı toplayalım. Güzel bir vitamin deposu.
kırmızı pancar da tutalım. Kardeşim niye bu kadar hız yapıyorsun ya Rabbim ya? En az 250'de gidiyor en az. Yapmayın ya. Çok keyifli gidiyor ama hocam. Bırakın 10 dakika geç ne? Çok keyifli gidiyor. Çok mu keyifli? Evet hocam. Ulan bu Z kuşağı yok mu bu Z kuşağı? 10 dakika geç gitsin Allah korusun, kaza yaparsak kesin ölür. Bir de pırasa. Koyalım içine bir tane de değil mi? Yersin değil mi pırasa? Yerim hocam. Birkaç tane de ıspanak koparalım. Güzel bir kış sebzesi kavurması yapalım. Gel bakalım. Biraz da roka toplayalım. Rokayı da salata niyetini yiyelim. Tamamdır. Şimdi bunlardan çok güzel bir kavurma yapacağız değerli takipçiler. Hadi gidelim. Şimdi bunları çok güzel yıkacağız. Tertemiz yıkacağız. Ondan sonra kavuracağız. Kavurduktan sonra güzel bir yumurta vuracağız. Ve sofralarımızda bizle buluşacak. Haydi gidelim bakalım. Yıkadık. Ve güzelce de doğruyoruz. İri iri doğrayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Kavruldu mu zaten bunlar. Kış sebzeleri bildiğiniz doğal, organik. Bakın. Güzelce de pırasamızı da yaptık mı? Of yeme de yanında yat. Bir tane de soğan koyabiliriz içine. Bildiğiniz şifa deposu. Üstüne de bir vitamin, protein deposu, yumurta da kırdınız mı? Oh süper. Şimdi bunu güzel bir kavuralım. Sonra soframıza dökelim. Saatime bakıyorum. 12.32 geçiyor. 12.07 geçe mutfağa girdik. Ve şu anda 32 geçiyor. Yani 20 dakikada ne hazırladık? 20 dakikada şu sebzeyi kavurduk değerli takipçiler. Bakın çok da lüks bir sofra değil aslında. Kavurduk, yumurtayı vurduk, çok güzel oldu. Kavun da bizim geçen Ankara'dan bir takipçimiz gelmişti. Ankara'nın meşhur kavunu getirmişti sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Burada da yumurta ve sucuk. Sucuk da bundan birkaç ay önce bir takipçimiz getirmişti. Onu güzelcene kırdık. Bu da zeytin. Geçen sene yapmıştık bunu, kırmalık zeytin değerli takipçiler. Bu da bahçeden birazcık salatalık, roka ve marul, soğan topladık, biber topladık. Yani şu kadar önemli olan, yani bir şeylerden bir şeyleri üretebilmek ya da bir şeylerden, malzemeden pastayı yapabilmek yani değerli takipçiler. Çok da böyle arayışa gerek yok. Böyle güzel bir lezzetle günümüzü geçireceğiz ve karnımızı doyuracağız. Son olarak değerli takipçiler şöyle bir şey yapacağım ben size. Her bahçede biliyorsunuz ki biz ne yapıyoruz? Bahçe sahipliğiyle mutlaka oluyoruz. Bizim de bahçe sahibimiz maalesef Fransa'da olduğu için biz kendisiyle görüşemedik. İkinci yıl budamalarda bahçe sahibi oluyordu. Ama biz şimdi bahçe sahibine bir sürpriz yapacağız. Bahçe sahibini arayacağız ve görüntülü konuşacağız. Bakalım kendisinin de haberi yok. Şimdi arıyoruz. Fransa'ya bağlanacağız şu anda. Yemekler biraz soğuyacak ama ben dayanırım Koray. Sen dayanır mısın? Dayanırım hocam. Bu lezzeti karşısında kim durabilir değil mi? Durulmaz. Şimdi babana bakalım şimdi. Şimdi sürpriz yapacağız. Kemal abi merhaba. Merhaba. Abi sigarayı çıkarır mısın ağzından? Çıkar sigarayı abi. He. Abi şimdi sürpriz yapalım dedik size. Şimdi evet. Öncelikle buradan Fransa'ya selam olsun. Biliyorsunuz ki biz bahçe sahipleriyle ikinci yıl budama yaptığımız zaman bahçe sahipleri de yanımızda oluyordu. Ama biz dedik ki hadi görüntülü arayalım. Bahçe sahibinin de takipçi artık Kemal abimizi görmek istiyor. Şöyle hani iki yıl önce bahçeniz nasıldı?
Şimdi nasıl bir evreler geçirdik ve sonucu nasıl? Normalde yani sahada olmak isterdik sizle ama maalesef değiliz. Dinleyelim sizi abi. Yok yok, daha buradayım bir yılda abi. Eski halini ben şimdi nasıl anlatayım ki? Zaten videolar hepsi mevcut da. Yani bir tek yaprak dahi halkalı lekesiz yoktu. Değil mi? Evet. Şahit oldum seninle. Evet. Tek bir yaprak yoktu. Yani bırak az çoğunluk. Ondan sonra yapraklar küçük küçük buruşuktu. Valla senden sonra bahçemiz var demeye başladım. Ne diyeyim? Teşekkür ederiz yani, abi. Düşün, benim çocuklar bile senin sayende bahçeye aşık oldular ya. Vallahi diğer oğlan zaten her ay diyor baba çok istiyorum ben de gideyim bahçeye. İşte düşün, önemli olan hani çocukları da sevdirmek falan filan. Yani sizler bahçenin farkını görmeniz abi bizi o ayrı mutlu ediyor. Tabii birbirimizi görmedik. Yurt dışında işleri götürdük. Ortaya güzel bir şey koyduk tabii. Yarın da bitiriyoruz artık. Ayrılıyoruz bahçenizden. Son günde güzel bir şeyler pişirelim dedik. Öyle. Seninle de görüntülü bir sürpriz yapalım dedik. Tamam o zaman Kemal abi. Sen bizden memnunsan ne mutlu bize. Bahçenden de memnunsan ne mutlu bize diyelim. Biz o zaman... Yani biz senden gerçekten çok memnunuz. Yani bırak şimdi böyle iş yapmayı, abi kardeş gibi olduk. İnan ki böyle. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yani senin de bu özelliğin var. Sizin bahçe İnan için mi? Hani çok şey, geçen sefer çok laf edilmişti. Hani bahçe sahibi Fransa'da ama çocuk bahçeyi mahvetti, katliam yaptı gibisinden bir sürü şeyler. Hatta bahçe sahibine odun lazımmış dediler. İşte şimdi onları o... Sağda göremiyor şimdi o konuşanları. Evet. Şimdi bizim yumurtamız soğuyor abi. Biz o zaman yemeye devam edelim. Kalın sağlıcakla. Buradan Fransa'ya selamlar. Evet hocam, bahçe bitti diye dostluk bitmedi abi. Teşekkür ederiz. Tabii. Dostluk daha yeni bak. Dostluk daha yeni başlıyor. Daha bunun ilacı var. Daha çok seni arayacağız ha. Tabii tabii ya, bu yıl daha buradayız. Tamam tamam, sıkıntı yok. Görüşürüz abi. Kendinize iyi bakın. Şu ceviz ağacını hatırlarsınız değerli takipçiler. 3 tane aşı çakmıştım. Çünkü meyve vermeyen bir cinsti. Yaklaşık bir 5 metreye kadar yükseldi. Ve Nisan'da aşılamıştık. Şu an Kasım ayı içerisindeyiz. Kaç ay oluyor? 6-7 ay mı oluyor? 7 ay. 7 ay hocam galiba. Ondan sonra burada da bir 10-15 tane meyve ağaçları var. Bunları budamıştık. Bunlar da cennet elması biliyorsunuz. Bunların birkaç haftası daha var. Burada da şeftali ağacımız geçen sene o kadar çok kurumuştu ki değerli takipçiler. Birkaç tane tek dal bıraktık. Çünkü kupkuruydu ağaç. Ve bu sene o kadar canlandı ki ağacımız. Bu armut da artık meyvelerinden o kadar iriydi ki dallar kırılıyor değerli takipçiler. Hep bağladık bu dalları biz. Erkenci bir armuttu bu. Ondan sonra bu da bizim hiç sevmediğim bir meyve türü bu. Ben Muş, de hiç sevmem hocam. Muşmula. Bu da değerli takipçiler yeni dünya. Bunun da meyveleri var bu sene inşallah. Şimdiye kadar hiç meyve vermemiş bu. Yani yüzlerce meyve salkımı var üzerlerinde görüyorsunuz. Sordum. Tarla sahibi hiçbir sene almadık. Hatta bunu ben budarken kökte demişlerdi. Meyve vermiyor demişlerdi. Ve şu an her tarafı meyve dolu onun. Yani bu şeftalide çok şaşırmıştım ben. Ve şu ağaçta çok şaşırmıştım ve cevizde. Yani gözde. Ve bu kayısı vermiyor değerli takipçiler. Bu kayısıyı da biz önümüzdeki sezon keseceğiz. Ve Mayıs, Nisan ayında da ona aşı yapacağız. Bakalım tutacak mı? Bu videomuz da bu kadar olsun. Yani beni mutlu eden şey önce budarken ve sonrasında da anlattıklarımızı görmek, yaşamak gerçekten mutlu ediyor beni. İşimi seviyor olmam herhalde geleceğini, bir yıl sonrasını görmemizden kaynaklı. Ondan dolayı aşkla şevkle buduyoruz.
Ne diyelim o zaman? Videolarımızı beğendiyseniz el takipçiler, paylaşmayı unutmayalım. Birçok sayfalarda da göndermeyi unutmayalım. Yaşlı dedelerimize, amcalarımıza, nenelerimize göstermeyi unutmayalım değerli takipçiler. Ve en önemlisi gençlere de gösterelim videolarımızı. Yani zeytinin önemini toplumumuza, neslimize, çocuklarımıza anlatalım değerli takipçiler. Biz yapmazsak başkaları gelir ülkemize yapar yoksa değerli takipçiler. Yani önemli bir konu bu. O zaman biz başka bir ilde, başka sıkıntılı bahçelerde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet.